Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kuşburnu ya da Latince adıyla Rosa canina, gülgiller familyasından gövdesi ve dalları bol dikenli bir çalı türüdür. Ana vatanı Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Batı Asya olan kuşburnunun Latince adı köpek gülü anlamına gelir. 18. ve 19. yüzyıllarda kuşburnunun kökü kuduza karşı ilaç olarak kullanıldığından kendisine bu ad verilmiş olabilir. Ben de orman gezilerimde sıkça rastlıyordum kuşburnuna. Destek bulabildiğinde dikenleri sayesinde tırmanıcı da olabilen kuşburnu ortalama 5 metre yüksekliğe erişebilir. O nedenle de çit bitkisi olarak da kullanılır. Dikensiz olan kültüre alınmış tek bir alt türü vardır. Rosa canina assisiensis. Yaz boyunca açan güzel çiçekleri meyvelerinin oluşmasıyla dökülür. Sonbaharda olgunlaşan C vitamini açısından zengin ve güçlü bir antioksidan olan kırmızı meyvelerinden çay, şurup ve marmelat yapılır. Bir ek bilgi olarak kuşburnu Yeni Zelanda'ya getirildikten sonra istilacı bir bitki haline gelmiştir. Ama henüz alınan bir önlem yokmuş bu konuda. Demek ki oralarda da seveni bir hayli fazla. Kuşburnu dediğimiz aslında yabani gül olduğundan kültüre alınmış güllerin aşıyla üretiminde anaç olarak da kullanılabilir. Kenarları dişli, oval yaprakları ve pembe veya beyaz renkli taç yaprakları olan kuşburnunun çiçeği Romanya'nın da ulusal sembolüdür. Hatta Ortaçağ Avrupa'sında kuşburnunun çiçeği sıklıkla arma olarak kullanılmıştır. Kuşburnu çayı özellikle gribal enfeksiyonlara, böbrek ve idrar yolu hastalığına iyi gelir. Ayrıca Bulgaristan'da şarabı da yapılır. Dünyadaki en yaşlı gül bitkisinin Almanya'daki Hildesheim katedralinin duvarını kaplayan ve 1000 yaşındaki gül adı verilen kuşburnu bitkisi olduğuna inanılır. Bu yaşlı bitki katedralin duvarını boydan boya sararak 10 metrelik kendi türü için rekor sayılabilecek bir boya ulaşmayı başarmıştır. Bilim insanları onun 1000 yaşında olmasa da en azından 700 yıllık olduğunda hemfikirlerdir. Frankların kralı Dindar Louis ava giderken dua etmek için yanına aldığı kutsal emanetlerin olduğu bir kutuyu bir kuşburnu dalına asar ve orada da unutur. Kutunun kaybolduğu anlaşıldığında askerlerini gönderip onu almalarını emreder. Fakat kuşburnu kutuyu geri vermek istemez. Çünkü kuşburnunun dikenli dalları kutuyu öyle bir sarmıştır ki askerler ne yaparlarsa yapsınlar ona ulaşamamışlardır. Bu durumda mutlaka bir keramet olduğuna inanan kral ise bu bitkinin olduğu yere bir katedral yapmayı uygun bulur böylece. Üstelik katedral 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkıldığında bu bitki de fazlasıyla zarar görmüş bundan ama geriye kalan köklerinden yeniden yaşama tutunmuş. Bu durumda kuşburnunun gülgiller içindeki en dayanıklı gül türü olduğunu söyleyebiliriz. Bahçe gülleri birkaç yüzyıl yaşayabiliyorken en kısa ömre sahip gül türü ise çay gülü olarak bilinen Rosa chinensis ve Rosa gigantea hibridi olan bir türdür. Bir Hristiyan söylencesine göre ise Aziz Benedikt kendisine musallat olan ifritlerin aklına soktuğu günahlardan yalnızca bir kuşburnu çalısı içinde yuvarlanarak kurtulmuştur. Gülün dikenlerinin açtığı yaralardan akan kanla birlikte günahkar düşüncelerinde bedenini terk ettiğine inanmıştır. Günahlarınızdan arınmak için değilse de kuşburnunu bahçenizde çit bitkisi olarak kullanmayı düşünürseniz bitkinin çiçeklerini son sürgünde oluşturduğunu ve gelişmesini sağlamak için de 4 ya da 5 yılda bir gençleştirme budamasına ihtiyaç duyduğunu unutmamalısınız. Çiçeklerini son sürgünde veren ağaç ve çalıların ilkbahar budaması sert yapılmamalıdır. Sadece önceki yıldan kalan kuru dalların temizlenmesi şeklinde bir seyreltme yapılması yeterlidir. Sert budama yaparsanız o yıl bitkiden verim alamazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.